1 Şubat 1994 tarihinde Cizre'de askerler, özel harekatçılar ve polisler birlikte bir operasyon düzenler. Baskın yapılan yerlerden biri de Cizre'de yaşayan mübariz ailesinin evi olur. Eve gelen silahlı iki kişi ifade vermeniz gerekiyor. Sizi karakola götüreceğiz diyerek 29 yaşındaki Kemal ve ağabeyi Ömer'i Beyaz Toros'a bindirerek gözaltına alır. Nusaybin'e doğru yol alan Beyaz Toros, Turgutlu Karakolu askerlerince yapılan yol aramasında durdurulur. Mübariz kardeşleri götüren kişiler arama yapan askerlere bir kart gösterip istihbarattansınız diyerek aramadan yollarına devam eder. Kemal ve Ömer Mübariz Nusaybin ilçe jandarma komutanlığına götürülür. Onları jandarma komutanlığına götüren 3 gün içinde 100 bin lira getirmesi ve hiçbir yere şikayette bulunmaması durumunda kardeşi Kemal'in serbest bırakılacağını, aksi halde öldürüleceğini söyleyerek Ömer Mübariz'i serbest bırakır. Aile parayı denkleştirdikten sonra Ömer Mübariz ve bir kardeşi parayı evden gözaltı işlemlerini yapan kişilerden birine teslim eder. Parayı teslim alan kişi burada bekleyin, kardeşinizi getirmeye gidiyoruz der. Ama Kemal Mübariz getirilmez ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamaz. Cüneyt Aydınlar 90'ların başında Diyarbakır'daki ailesinin yanından üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 3. sınıf öğrencisiydi. 20 Şubat 1994 tarihinde bir arkadaşıyla buluşmak için Bakırköy İncirli'de bulunan kömür durağına gitti. Burada terörle mücadele polisleri tarafından bir operasyon kapsamında gözaltına alındı. Bu operasyonda gözaltına alınan 14 kişi gibi Cüneyt de Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 7 gün kayıt dışı gözaltında tutulduktan sonra 27 Şubat 1994 tarihinde gözaltı kaydı yapıldı. 28 Şubat 1994 günü akşam saatlerinde terörle mücadele şubesinde görevli polisler Cüneyt'i Beyoğlu Çukurcuma Fatih'de bölgesine getirdi. Mahalle sakinleri 30 kadar polis eşliğinde elleri kelepçeli olarak getirdiler. Cüneyt'in kanlar içinde olduğunu, bir bacağının kırık olduğunu ve ayakta duramadığını gördüler. Mahalle sakinlerinin yürüyemez halde olduğunu söyledikleri Cüneyt'in yer gösterme esnasında dur ihtarına uymayarak kaçtığını ve arkasından koşmalarına rağmen yakalanmayıp firar ettiğine dair bir tutanak düzenlendi. Cüneyt Aydınlar ile birlikte gözaltında tutulan 14 kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bu kişiler 17 Mart 1994 tarihinde avukatları aracılığıyla kamuoyuna yaptıkları açıklamada Cüneyt Aydınlar'ın 20 Şubat 1994 tarihinde gözaltına alındığını ve onu 2 Mart 1994 tarihinde kendisine ölmeye hazır mısın, ölmeye gidiyorsun diyen 6 polis tarafından sürüklenerek bulunduğu hücreden götürüldüğünü ve kendisini bir daha görmediklerini açıkladılar. Cumhuriyet Başsavcısı olayı soruşturmak yerine polisin firar senaryosunda esas alarak Cüneyt hakkında yakalama kararı çıkardı. Hakim polislerin ifadelerini esas alarak haklarında beraat kararı verdi. Zaman aşımı gerekçe gösterip şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Ne yazık ki devlet bugüne kadar gözaltında kaybedenlerin akıbetini açığa çıkartacak ve onları kaybedenleri ve insanlığa karşı suç olan bu kaybedilmelerde sorumluluğu olanların yargı önünde hesap verilmesini sağlayacak bir adalet sistemini devreye sokmadı.